MK Ultra projesi, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı yani CIA tarafından tasarlanan ve yürütülen, kişileri zayıflatmak ve zorla itiraflara zorlamak için sorgulamalarda kullanabilecek prosedürleri geliştirmeyi ve ilaçları belirlemeyi amaçlayan yasa dışı bir deney programıydı. Beyin yıkama ve psikolojik işkence 1953'te başladı. 1964 ve 1967'de kapsamı daraltıldı ve en sonunda 1973'te durduruldu. MK Ultra, deneklerinin zihinsel durumlarını ve beyin işlevlerini manipüle etmek için yüksek dozda psikoaktif ilaçların gizli uygulanması gibi sayısız yöntem kullandı. Başka yöntemler ise kimyasallar, elektroşoklar, hipnoz, duysal yoksunluk, izolasyon ve diğer işkence biçimlerine ek olarak sözlü ve cinsel taciz. Proje, Soğuk Savaş sırasında şüpheli Sovyet casuslarını sorgulamak için mükemmel bir gerçeklik ilacı üretmeye ve diğer zihin kontrolünü olanaklarını keşfetmeye çalıştı. Tarihte birçok seri katil, mafya ve tarikat liderleri MK Ultra projesine maruz bırakılmıştır. En bilinenleri arasında Charles Manson, Marshall Applewhite ve Ted Kaczynski vardır. Unabomber olarak bilinen Amerikalı bir yerli terörist olan Ted Kaczynski'nin bazı kaynaklar tarafından MK Ultra'nın bir parçası olduğu iddia edilen gönüllü bir psikolojik çalışmanın konusu olduğu söylendi. Harvard'da ikinci sınıf öğrencisi olan Kaczynski, yazar Alston Case aracılığıyla Harvard psikoloğu Henry Murray tarafından yönetilen bilerek vahşileştirici bir psikolojik deney olarak tanımlanan araştırmaya katıldı. Toplamda Kaczynski çalışmanın bir parçası olarak 200 saat harcadı ve en sonunda Unabomber'a dönüştü. Ünlü aktörler, şarkıcılar ve sporcuların genellikle güçlü, gizli bir topluluk tarafından yönetildiği söyleniyor. Şarkıcı Cardi B, 2018 Grammy'lerinde Kırmızı Halı röportajı sırasında beklemedik bir şekilde boşluğa baktığında birçok insan bunun nedeninin yorgunluktan veya sinir krizinden dolayı olmadığını yorumladı.
Cardi B'nin konsantrasyonundaki bu ani düşüş, onun CIA'nin MK Ultra zihin kontrol programının kurbanı olduğunun açık bir işaretiydi. Yüzündeki tuhaf boş ifade, programlamasındaki bir aksaklığının kanıtıydı. Al Roker çok ünlü bir televizyon habercisidir. Bir gün Today programında o ve meslektaşları konuşuyor, şakalaşıyor ve iyi vakit geçiriyorlardı. Kadın sunucu kutsal ruh diyene kadar her şey normal gidiyor. O sözü söyledikten sonra Al Roker donup doğrudan kameraya bakar. Anlamsız bir şekilde kameraya bakıyor, bu sırada gözlerini kırpmıyor ve hareket etmiyor. Saying Catholic school, leave room for the Holy Ghost. Anyway, there is a lot of memories today, actually. It's a big day in music history. 35 years ago today, Elvis Presley passed away, the king of rock and roll. And as Mark Cohn says in his great song, Walking in Memphis, there's a pretty little thing waiting for the king down in the jungle. Wendy Williams tuhaf biri olarak bilinir. Ancak 2017'deki şovunun Cadılar Bayramı özel bölümünde işler gerçekten korkutucu bir hale dönüşüyor. Seyircilerle konuşurken her zamanki gibi yürüyordu. Özgürlük heykeli kostümünü giymişti ve her şey yolundaydı. Ta ki aniden yüzüne garip bir bakış belirlene kadar. Sonra kolunu kaldırdı ve birdenbire yere düşüp bayıldı. So it was a lot of fun. Let's get started. Our first caress. Bir gün bir basketbol basın toplantısında bir oyuncuyla röportaj yapıldı. Oyuncunun sağında Draymond Green var. Gördüğünüz gibi Draymond Green tamamen donuyor ve hiçbir şekilde hareket etmiyor. Sadece bir noktaya bakıyor ve tüm zaman boyunca gözünü kırpmıyor. Lady Gaga'nın gala çıkışında kameralara yansıyan bu görüntüsünde onun bir MK Ultra kurbanı olduğunu açıkça görebiliriz. İzleyeceğiniz bu görüntülerde MK Ultra'nın ciddi şekilde uygulandığına şahit olacaksınız. We'll be right back.
MK Ultra projesinin kapatıldığına gerçekten inanıyor musunuz? Yoksa bu insan kontrol projesi gizli bir şekilde devam mı ediyor? Yorumu sizlere bırakıyoruz. Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.